Doğu Prusya'yı en son 1944 yılında gördüm. 700 yıllık Alman kültürü yok olmuştu. Oradan ayrılırken bir gün tekrar döneceğimizi düşünüyorduk. Bir Zamanlar Doğu Prusya. İkinci bölüm. Yitirilen Vatan. Rösel, Doğu Prusya. Ocak 1945. Akşamları hepimiz bir sınıfa toplanırdık. Sık sık yaralı askerler gelirdi oraya. Elektrik filan da yoktu tabii. Küçük kandillerimizi yakmaya çalışırdık. Top sesleri giderek yaklaşıyordu. Tanrım, bizi koru. O zamanlar korkmuyorduk. Büyük bir zafer kazanacağımıza inanırdık. Johanna Lask, Doğu Prusya'nın Rösel şehrinde bir yatılı okulda öğrenciydi. Savaşın son kışıydı. Kızıl Ordu en büyük saldırıya hazırlanıyordu. Ön cephede hüküm süren sükunet, fırtınadan önceki sessizlikten başka bir şey değildi. Sovyet generalleri Doğu Prusya'ya saldırmak için devasa bir ordu toplamıştı. Saldırıya geçmek için buzun çözülmesini bekliyorlardı. Rösel şehri cepheye çok yakındı. Lask'ın yatılı okulu da buradaydı. Öğrenciler vakitlerini askerlerle beraber geçiriyordu. Kızlardan birinin akordeonu vardı. Askerlerden biri onu getirmesini istedi. Akordeon çalmayı çok seviyordu. Memleketinde öğrenmişti. Bizim için çaldı. Müdürümüzü pek sevmezdik. Çünkü kendini beğenmiş biriydi. Burnu biraz havadaydı. Her zaman kahverengi bir ceket giyerdi. Johanna'nın okulunun müdürü fanatik bir nasyonel sosyalistti. Sovyetlerden kaçmanın lafını bile duymak istemiyordu. Doğu Prusya Gauleiteri Erich Koch istisnasız bütün kaçma girişimlerini yasaklamıştı. Sloganları ne olursa olsun direnmeye devamdı. Zafer veya mağlubiyet yoksa savaş bitmemiştir. Ancak zafer veya mağlubiyet halinde savaş bitecektir. Alman halkı varoluşu için savaşmalıdır. Bu zor zamanlarda göreviniz her ne olursa olsun en kötü vaziyette dahi vatanınızdan ayrılmamaktır. Okul müdürü sürekli buradan ayrılmayacağız diyordu. Hep beraber kahvaltıya inmiştik. İçeri girdik. Kapı ardına kadar açıktı. Kimse yoktu. Su yoktu. Kuru bir mutfak. Yiyecek hiçbir şey yoktu. Hiçbir şey. Hiçbir şeyimiz kalmamıştı. Okul müdürünün odasına gittik. Nerede olduğunu biliyorduk. İçeri girdik. Mutfağında bir köpek vardı ve bize havlıyordu. Okul müdürü gitmişti. Evet. Böyle olmuştu. Orada kala kaldık. Biz de şehre gittik. Orada bir askerle konuştuk. Bize, kızlar, buradan kendi başınıza kaçmalısınız. Civar kasabalardaki herkes ayrıldı. Ruslar çok yakında burada olacak dedi. Doğu Prusya, Alman krallığının uzak bir eyaleti. Yıllar boyunca kırsalı ve çiftlikleriyle ünlü yalıtılmış bir yerleşim yeri. 1945 yılına kadar bu topraklarda barış hüküm sürüyordu.
Savaşın 6. yılının sonlarında Alman askerleri burada Kızıl Ordu'nun her an büyük bir saldırıyı gerçekleştirebileceğini düşünüyorlardı. Aylar bu beklentiyle geçiyordu. Zorlukların kaynağı Almanya'nın sınırındaki konumuydu. Doğu Prusya Almanya'nın Sovyetler Birliği ile tek sınırıydı. Eyalet Sovyetlerin Almanya'ya giriş kapısıydı. Kendi topraklarında 3 yıl boyunca savaştıktan sonra nihayet düşmanın sınırına gelip dayanmışlardı. Doğu Prusya'nın en kuzeyinde Alman-Sovyet sınırının hemen üzerinde Kurland Lagünü vardı. Parti yönetimi sadece buranın tahliye edilmesine izin verdi. Propagandaya göre bu istisnai ve geçici bir tedbirdi. Lagündeki balıkçı kasabaları boşaltılacaktı. Oradan ayrılırken bir gün tekrar döneceğimizi düşünüyorduk. Savaş olduğu için geçici olarak ayrılıyorduk ve hepimiz geri dönecektik. Ursera Kurland Lagünü'nde yaşayan çiftçi bir aileden geliyor. Ekim ayında belediye başkanı partiden gelen tahliye emrini uygulamaya başladı. Kurland Lagünü'nde tahliye. Ekim 1944. Tahliyeye hazırlık için toparlandık. Çantalarımızı, valizlerimizi, giyeceklerimizi doldurduk. Yastıklarımızı, yataklarımızı yanımıza aldık. Tabakları, çanakları almadık elbette. Onları gömdük. Döndüğümüzde kullanabileceğimizi düşünüyorduk. Mert'in ailesinin bütün erkekleri savaştaydı. Yanlarındaki tek erkek Polonyalı bir işçiydi. İsmi Marian'dı. 17-18 yaşlarında bir gençti. Bütün kırılacak eşya gömüldü. Bu işi Marian tek başına yaptı. Ekim'in sonunda Martin ailesi oradan ayrıldı. Genç Polonyalı Marian da yanlarındaydı. Çiftliklerini terk etmek kolay olmamıştı. Koyunlar ağlarından çıktı. İki buzağı içeride kaldı. Kapıları açık bırakmamız gerekiyordu. Bu hayvanlara ne olacağını bilmiyorduk. Bunu kimse bilemezdi. Sonra oradan ayrıldık. Nereye gideceğimizi bilmiyorduk. Küçük buzağlar at arabasının peşinden koştu. Bunu anlatmak mümkün değil. Koyunlar sahipsiz kalmıştı. Peşimizden koşuyorlardı. Sonra Marian arabadan indi ve onları kovaladı. Çünkü arabanın tekerleklerine takılabilirlerdi. Yolumuz kaç gün sürdü bilemiyorum. Königsberg yakınlarına gittik. Oldukça uzak bir mesafeydi. Aile ülkenin bir ucundan diğer ucuna haftalarca yol aldı. Kışla birlikte kar ve soğuk da onlara eşlik etti. Çok geçmeden geçici tahliye tarihin en büyük toplu kaçışı haline gelmişti. Ocak 1945'te Kızıl Ordu Doğu Prusya'da beklenen büyük saldırısına başladı. Savaşın sesleri gelmeye başladı. Königsberg'e kadar gelmişlerdi. Ön cephe artık orasıydı. Doğu Prusya'dan ancak deniz yoluyla kaçabileceğimizi anlamıştık. Başka yolu yoktu. Hala bizimle beraber olan Marian, bir atlı kızak alacağım. Siz de ihtiyacınız olan her şeyi yanınıza alın. Sizi Pilo'ya götüreceğim dedi. Ve öyle de yaptı. Bizi oraya götürdü. Baltık Denizi'ni geçmek çok tehlikeliydi. Fırtına, buz ve kıyıları gece ve gündüz devreye gezen düşman gemileri vardı.
Baltık Denizi mülteciler için tek çıkış yoluydu. 13 gün süren Sovyet saldırısının ardından eyalet Alman Krallığından ayrıldı. Doğu Prusya Kızıl Ordu tarafından işgal edildi. Sabahtan akşama kadar binlerce taşıt krallığın güvenliğini sağlamak için buzun üzerinde devriye geziyor. Ama tehlike gökyüzünden de gelebiliyordu. Sovyet bombardıman uçakları lagünü ve mültecileri durmaksızın vuruyordu. Çoğu kar ve buzun içinde öldü. 2,5 Doğu Prusyalı'dan 2 milyonu kaçıyordu. Martin ailesi Pilau Limanı'na ulaşmayı başardı. Buradan gemiler batıya gidiyordu. Ama Polonyalı işçileri almıyorlardı. Marian da gelmek istedi ama gelemedi. Annem şöyle dedi: taşıyamadıklarımızın hepsini al ve eve dön. Ayrılmak istemiyordu ama buna mecburdu. Bizimle gelemezdi. Çok ağladı ama onunla vedalaşıp ayrıldık. Sonra küçük bir gemi geldi ve sıraya girdik. Kaptan bizi gördü ve geri itti. Sadece çocuklu kadınlar dedi. Şoke olmuştuk. Öylece kala kaldık. Annem erkek kardeşimle beraber gemiye binmişti. Bağırdık. Annemiz bağırdı. İnmek istiyordu ama inemiyordu. Çocuklu kadınlar binmeye çalışıyorlardı. Çok geçmeden gemi dolmuştu. Sonra bir denizci geldi. Valizlerimizi aldı. Bir başka denizci de güverteye giden ince köprüden bizi tek tek taşıdı. Şanslıydık. Gerçekten çok şanslıydık. Kaybettiğimiz onca şeye rağmen çok mutluyduk. Ama Maria'nın eve varıp varmadığını bilmiyoruz. Martin ailesi Doğu Prusya'dan kaçmayı başarsa da yüz binlercesi geride kaldı. Alman donanması 700 gemisini vakfettiği tahliye süreci için çok geç kalmıştı. Sürekli saldırı altındaydılar. Batan gemilerden sadece Wilhelm Gustav'da 9000 kişi hayatını kaybetti. Sovyet savaş makinesini hiçbir şey durduramıyordu. Ne askerler, ne sivil mücadele, ne de iklim koşulları. Askeri kuvvetleri inanılmaz derecede güçlüydü. Teğmen Boris Çerepaşenes, Ocak'ta Doğu Prusya'yı işgal eden 1.6 milyon Sovyet askerinden biriydi. Saldırının gerçekleştiği dönemde Sovyet ordusu cephane, tank ve uçakları bakımından çok gelişmişti. Doğu Prusya ve Königsberg alındıktan ve etrafı çevrildikten sonra her şey aslında sona erdi. Alman askerleri karşı saldırıda bulunamıyorlardı. Bir yandan nihayet sonuna geldik. Sonunda savaşın ne demek olduğunu anlıyorsunuz diye düşünüyorduk. Bir yandan da insan olarak mültecilere acıyorduk. Bu
Onlar yayandılar. Bizse çok daha hızlıydık. Mültecileri bir günde alt ettik. Sonra onları geçtik. Evlerini terk edip batıya kaçan bu insanların çektiklerine tanık olmak çok kötüydü. Tarifsiz bir duyguydu. Düşünmek bile istemiyorum. Brandenburg'daki kurt iğne. Adolf Hitler Doğu Prusya karargahını bırakalı epey zaman oldu. Doğu Prusyalıları pek de önemsemiyordu. Son verdiği emir son adam kalana kadar savaşın olmuştu. Königsberg müstahkem mevki ilan edildi. Yani teslim olmak yoktu. Bunun sonucu olarak katliam haftalar boyunca devam etti. Her sokakta ve her evde savaş vardı. 9 Nisan 1945'e kadar Königsberg tamamıyla teslim olmadı. Bundan sonra Doğu Prusya neredeyse tamamen Sovyet egemenliğine girmiş oldu. Sovyetler propagandadaki adıyla faşist canavara karşı zaferlerini kutluyorlardı. Ön cephe ilerlemeye devam ediyor ve Sovyetler her yere garnizonlar kuruyordu. Neumann ailesi Masuria'nın Pustnik kasabasında yaşıyordu. Anne batıya kaçmayı başardı ama babaları Erich köye geri döndü. Sovyet askerleri çok geçmeden kapılarına dayandı. Ruslar Kubulten garnizonundan geliyorlardı. Mahkemeye çıkmak için garnizona gitmesi gerektiğini söylediler. Erich Neumann'ın babası bir parti üyesiydi. Bir komşusu onu ele verdi ve Ruslar onu götürmeye gelmişlerdi. Daha dün gibi hatırlıyorum. Ona o kadar sıkı sarılmıştım ki. Bir Rus geldi ve beni kenara itti. Onunla konuşmamam gerektiğini söyledi bana. Babam, ne istersen düşünebilirsin ama hiçbir şey söyleme, yoksa bizi vururlar dedi. Baba, burada mı kalacaksın dedim. Bana, hayır oğlum, onlarla gideceğim ama merak etme, döneceğim diye yanıt verdi. Ama asla dönmedi. Benim için bu, kalbim durmuştu adeta. Babamı alıp götürmeleri hayatımda başıma gelen en kötü şeydi. Hiçbir şey yapamadım. Onu bir daha görmedim. Ne bir haber geldi ne de başka bir şey. Korkunçtu. Evde öylece tek başıma kala kalmıştım. Büyük bir salonumuz, mutfağımız ve 3 odamız vardı. Orada tek başımaydım. Yapayalnız kalmıştım ve dışarısı buz gibi soğuktu. Dışarı çıkamıyordum. Çok soğuktu çünkü. 45 yılının kışı çok soğuk geçti. Gerçekten çok zordu. Her yerde hiçbir hakkı olmayan Alman siviller vardı. Muzafferler büyük oranda intikam istiyordu. İşgalcilerle karşılaşmanın sonuçlarını kestirmek mümkün değildi. Bazen hunharca saldırıyor, bazen de umulmadık şekilde yardım ediyorlardı. Uzun bir süre Ruslar bütün köye yiyecek dağıttı. Çok da lezzetliydi üstelik. Çok güzel etleri vardı. Rusların bize bu kadar iyi davranmalarına doğrusu şaşırmıştık. Çünkü böyle bir şey beklemiyorduk. Savaş bittikten kısa bir süre sonra kazananlar eyaletleri paylaştı. Güney kesim Polonya'ya, kuzey kesim Sovyetler Birliği'ne dahil oldu. Aynı zamanda kazananlar Polonya'yı batıya doğru sürüyorlardı. Toprakları Sovyetler Birliği'ne dahil olan Polonyalılar da Doğu Prusya'ya doğru gidiyorlardı. Kitlesel kaçıştan sonra Doğu Prusya'nın tamamında sadece 300 bin Alman kalmıştı.
Savaştan sonra Ellenstein'da çoğu Almanlardan oluşan 50 bin yerleşimci vardı. Şimdi boş köyler yeni sahiplerini bekliyor. 1945 sonbaharında Polonyalılar Doğu Prusya'yı ele geçirdi. Polonyalı yerleşimciler yeni memleketlerini adeta akın etti. Onlar da savaş kurbanıydılar. Önce Hitler'in ırkçı çılgınlığının, sonra da Stalin'in hakimiyet fantezilerinin. Kalan Almanlar yerleşik hayatları olan basit hayatta kalma becerilerine sahip olmayan insanlardı. Polonyalılar geldi. Rusların alamadıklarını Polonyalılar alıyordu. Sadece birer yastık, birer yatak, birer de battaniyemiz vardı. Eskiden Doğu Prusya olan yerin ortasında yeni bir sınır vardı. Güneyi Polonya'nın, kuzeyi ise Sovyetler Birliği'nin olmuştu. Sınırın tam rotasının kararının verilmesi uzun sürdü. Sovyetler kendi bölgelerini askeri sınırlandırılmış bölge olarak ilan ettiler. Königsberg bu bölgede bulunuyordu. Yeni yerleşimciler kasaba enkazının üzerine ellerinden geldiğince yerleşmeye çalışıyorlardı. Normal bir hayat arayışı içerisindeydiler. Geride kalan Almanları yeni bir hayatta kalma mücadelesi bekliyordu. Bütün evler yağmalanmıştı. İnsanların böylesi aceleyle çıkmış olmaları şaşırtıcıydı. Sofrada içinde yemek olan tabaklar bırakılmıştı. Kuş tüyü yorganlar kesilmiş, kuş tüyleri her yere dağılmıştı. Ama her zaman bir şeyler bulmak mümkündü. Bir tane patates çıkabiliyordu örneğin. Ya da püflenmiş bir ekmek. Gerçekten çok açlık çekiyorduk. Doğu Prusya'nın Alman vatandaşları Sovyet askerlerinin merhametine terk edilmişti. Binlerce kadın tecavüze uğradı. Birçoğu bu yüzden hayatını kaybetti. Irmgard Schneiderath tecavüze uğradığında henüz küçük bir kızdı. Bunun bir daha olmasını engellemek için kılık değiştirmek zorunda kaldı. Annem de yanımdaydı. Bir erkek çocuğu gibi görünmeliydim. Her şey çok çabuk oldu. Kuzeydoğu Prusya, 1945. Benim ağladığımı duymuş olmalılar. Saçlarımı kısacık kestiler, örgülerimi kestiler. O andan itibaren ben bir oğlandım. Ondan sonra hepsi benim bir olan olduğunu sandı. Bir oğlan çocuğu olarak Irmgard şehrin yeniden inşasına yardım etmeliydi. Çünkü bu Almanların sorumluluğuydu. Zorunlu işçiler olarak çalıştırıldılar. Yol inşaatlarında, devlete ait çiftliklerde ve sovhozlarda çalıştılar. Sovyetler Birliği'nin her yerinden Sovyet yerleşimciler geldi. Teşvik olarak bazı ayrıcalıklara sahip oldular. İşçi bir oğlan kılığına girmiş olan Irmgard bir sovhozda hayatta kalmaya çalışıyordu. Güneşin doğuşundan batışına kadar çalışıyorduk. Erkek gibi göründüğüm için erkeklerin yaptığı faytonculuk gibi işler yapmam gerekiyordu. 2-3 bazen de 4 ata bakıyordum. Çanlar erkenden çalıyordu. Yarım saat sonra tekrar çalıyorlardı. Hiçbirimizin saati yoktu. İkinci çan çaldığında işe koyulmamız gerekiyordu. Benim ağırın durumunu diğer çocuklara bildirmem gerekiyordu. Hepimizin bir işi vardı. Irmgard bir şekilde devam etme gücü bulabilmişti. Bu ilahi kitap bana umut veriyordu. Ona tutunuyordum. Eski Ahit'in 23. ayetinde Tanrı benim çobanımdır yazıyordu. Bu bana devam edemeyecek durumda olduğum zamanlarda devam etme gücü verdi.
Hepimiz ölmüştük. Benim de öleceğimden hiç şüphem yoktu. Tifüs, dizanteri, uyuz ve sarılık olmuştum. Her tarafımı bitler pireler sarmıştı ve ölmeden önce tek yapmak istediğim iyi bir sabunla güzel bir banyo yapıp iyice temizlendikten sonra temiz beyaz bir gecelik giyip bir gece uyuyabilmekti. Ölmeden önce yapmak istediğim en büyük hayalim buydu. Sovhozlardaki seyis çocuklar için en zor zaman Doğu Prusya'nın sert kışıydı. Eve yalnız gitmem gerekiyordu ve bir bomba çukuruna düştüm. Üzerim buzla kaplandı. Atı arabayla oradan çıkaramadım. Çok zayıftı çünkü. Ben de onu çözdüm ve ahırlara döndüm. Çok mutsuzdum ve bundan diğer seyis çocuklara söz ettim. Hepimiz böyle bir şey olursa ağır şekilde cezalandırılacağımızı biliyorduk. Sabah erkenden kalktım. Çok korkuyordum. Hemen ağırlara koştum. Ve gözlerime inanamadım. Faytonum orada duruyordu. Seyis çocuklardan biri sabah erkenden gidip arabamı çukurdan çıkarmıştı. Buzun içine gömülmüş ve ayakları ıslanmıştı. Ayaklarımız ya çıplak oluyor ya da tahta çarıklar giyiyorduk. O benim arabamı kurtarmıştı. Çok mutlu olmuştum. Beni cezalandırılmaktan kurtarmıştı. Irmgard ve annesinin oradan ayrılmasına 1948'e kadar izin verilmedi. Ancak artık bir kadın olabilirdi. Eski Königsberg'in adı artık Stalin'in ortağından aldığı isimle Kaliningrad olmuştu. Şehir model bir sosyalist şehir olarak yeniden inşa edildi. Rusya metropolünün enkazının yerini prefabrik evler almıştı. Kaliningrad limanı önemli bir donanma üssü haline gelmiş ve Sovyetlerle Amerikalılarının Elbe'deki karşılaşmalarını konu alan ünlü bir savaş filminin de seti haline gelmişti. Elbe karşılaşması. Generalim konuşabilir miyim? Evet. Müttefik geldi Amerikalılar. Savaşın son gününde nihayet ikinci cepheyi görebiliyoruz. İşgalci Amerikalılar, suya atlayan Amerikan askerleri Almanlar tarafından canlandırılmıştı. Kuru kalan Sovyet askerlerini ise Ruslar canlandırmıştı. Filmin amacı ulusları anlamaktı. Zafer! Evet, kazandık. Yoldaşlar, dünyanın her yerinde insanlar böyle yaşamalılar. Ne demek yani, sarhoş mu olmalılar? Hayır arkadaşça, birbirlerine güvenerek. Engellenmiyor olsalar yaşarlardı zaten. Kaliningrad'daki Sovyet garnizonunun başka sorunları vardı. Savaş onlara yıkılmış ve terk edilmiş bir ülke bırakmıştı. Kiliseler ve eski büyük yapılar harabeye dönmüştü. Ama kimse bundan sorumlu hissetmiyordu. 700 yıllık tarih yok olmuştu. Doğu Prusya düşmüştü. Alman vatandaşlar için bu evlerini kaybetmeleri anlamına geliyordu. Polonyalılar ve Sovyetler Almanları yavaş yavaş uzaklaştırmışlardı. İstasyona gittik. Orada bir yük treni vardı. Her vagonda 30-40 kişi vardı. Çok kalabalıktı. Kapılar kapandı ve yola çıktık. Çok iyi hatırlıyorum. Unutmadığım bir yolculuktu. Ve unutmayacağım da. Gerhard Neumann, Ostrava'da yakınlarındaki bir Doğu Prusya köyündendi. Bir savaş suçlusu olarak sınır dışı edilip Rusya'ya gönderildi. Bu onun memleketinden son ayrılışıydı. Sibirya yolu ailesinin evinin yanından geçiyordu. Allenstein ve Osterode'nin ortasında bir hareket memurunun evi. A
Tren yola çıktığında trenin rotasının Alman Eylau ve Ostorit üzerinden olduğunu gördüm. Bizim hareket memuru lojmanımızda Ellenstedt ve Ostero'nun arasındaydı. Tren buradan geçerken dışarı bakmak istedim. Kapılar sıkı sıkıya kapatılmıştı. Ama bir aralık bulmayı başardım. Yoldaşlarım bakmam için bana yardım ettiler. Elimizi gördüm, boştu. Kapısı ardına kadar açıktı. Neumann tecrit kampında evinden hiç haber alamadı. Yıllar boyunca. Eve mektup yazdım. Başka nereye mektup gönderebilirdim ki? Başka adres bilmiyordum. Ostorede, Doğu Prusya. Evet. O böyle 2 yıl devam etti sanırım. Umut vardı. Umut her zaman vardır. Umut etmeyi bırakırsanız vazgeçmiş olursunuz. Milyonlarca insan doğudan 4 ayrılmış bölgeye doğru göç etti. Oralarda tecrit merkezlerine yerleştirildi. Doğu Prusyalıların çoğu valizlerini yıllarca açamadılar. Ama yurtlarından ayrılmak zorunda kalmış bu insanlar için eve dönüş yolu kapalıydı. Yeni memleketleri Doğu veya Batı Almanya'ya yerleşmeleri yıllar sürdü. Kirchmöser ve Brandenburg'daki mülteci kamplarına Kaliningrad'dan 2000 civarında insan geldi. Onlar için kamp, Sovyetlerin onlar için ayırdıkları yeni memleketlerine olan bu yolculuklarında sadece bir durak olacaktı. Gerhard Neumann'ın anne ve babası için yeni evleri Mecklenburg oldu. Tecrit süresinin sonunda kendisi de buraya geldi. Bir anda sona erdi. Tarihi evraklarımı aldım. Koblenz, sanırım Mecklenburg, 1949. Çok fazla kestirmedim çünkü saçlarımın uzaması hoşuma gitmişti. Saçlarımızı sürekli kazıyorlardı. O yüzden çok kısa kestirmedim. Eve gittim. Annem ve babam beni karşıladı. Birbirimize sarıldık. Ve her şey bitmişti. Artık bir evimiz yoktu. O zamandan sonra geçmişten hiç söz etmedik. Asla. Ben de söz etmedim. Hiç konuşmadık. YDR'deki mülteci kamplarına dışarıdan dahil olmak yasaktı. Gerhard Neumann yerleşimci olarak kabul edildi. Ben orada değildim. Oraya ait değildim. Doğu Prusya bir tabu haline gelmişti. Orada insanlar hiç olmamışlardı. Hakkında hiçbir kitap, hiçbir şey yoktu. Annem de bir zamanlar Elistin'in bir resmi olduğunu biliyorum. O resim hala duruyor. Memleketinden geriye kalan tek şey bir fotoğraf. Eski Doğu Prusya'nın kuzeyindeki Memel Nehri. Almanların burada bulundukları zamandan pek az iz var. Savaşın enkazı kalktıktan sonra geriye neredeyse hiçbir şey kalmamıştı. Örneğin Tilsit'teki Kraliçe Luise Köprüsü,
Yetkililer Alman mirasının kökünü kazıdı. Tilsit'in şu andaki adı Sovyetsk. Yeni şehrin tamamen yeniden inşa edilmesi gerekti. Savaştan önce şehrin nüfusu 60 binken savaştan sonra bu sayı 6500'e kadar düştü. Betty Kessler savaştan sonra Tilsit'te kalanlardan biri. 1947'de orada Ukraynalı genç bir doktorla tanıştı. Akşam buluşmak için sözleşmişlerdi. Şehirde tam 3 tane sinema vardı. Her gün film gösterimi oluyordu. Biz de sinemaya gittik. Sinemalarda o zamanlar çoğunlukla Rus ruhu taşıyan romantik filmler gösteriliyordu. Başka bir gün onu kapıda gördüm. Kız kardeşimle dışarı çıkıyorduk ve o beni bekliyordu. Belki bugün de başka bir filme gideriz dedi. Bunu düşünmem gerektiğini söyledim. Dmitri Jadenkov bir askeri doktordu. Tutukluluğu sırasında biraz Almanca öğrenmişti. Sarışındı. Birlikte bir kafeye gitmiştik. Ardından bir garson geldi ve onunla Almanca konuşmaya başladı. Bir dilim pasta yedik. Sonra her gün buluşmaya başladık. Tabii ki Betty 1949'da sınır dışı edilene kadar, ama Betty gitmek istemiyordu. Dimitri'nin bir çözüm önerisi vardı. Onunla evlenmeye hazır olup olmadığımı sordu. Orada kalamayacağımı söyledim. O da bunu bana bırak, patronuma bunun mümkün olup olamayacağını soracağım dedi. Bir bürokrat ona şöyle demişti. Bir Almanla evlenmek zorunda mısın? Sanki hiç Rus kadın kalmamış gibi. Neden böyle bir şey yapasın ki? Evet, biri ona bunu söylemiş. Bunun gibi vakalar için Sovyet yetkililerinin sıkı kuralları vardı. Almak isteyenlerin Alman vatandaşlığından vazgeçmeleri gerekiyordu. Kocamla beraber Königsberg'deki ofise gittik. Oradaki bayan bana pasaportumu verdi ve benden doğum sertifikamı istedi. Bana buna neden ihtiyacınız var sanki diye sordu. Eşim ona, bana bak, onun doğum belgesine her zaman ihtiyacı olabilir. Onu çabuk geri ver, yoksa seni patronuna şikayet ederim dedi. Memur da sertifikayı masaya fırlattı. Sanırım bundan hoşlanmamıştı. Eşime şöyle söyledi. Kendinizi Almanların avukatı ilan etmişsiniz sanırım. Doğu Prusyalı Betty Kessler, Sovyet Betty Jandenkov olmuştu. Bundan sonra benim için geri dönüş yoktu. Onunla evlendiğime asla pişman olmadım. O ölene kadar 42 yıl boyunca beraberdik. Tam 42 yıl. Doğu Prusya'da şimdi tamamen farklı insanlar yaşıyor. Yeni yerleşimciler, zorunlu işçiler, savaş gazileri ve sürülmüşler. Burada kendilerine yeni birer yuva inşa etti. Aralarında pek az Alman kalmış. Onlardan biri Masuria'dan Erich Neumann. Babası Ruslar tarafından götürüldüğünden beri o ve kardeşleri yalnızlar. Kaçmayı başaran anneleriyle bir daha irtibata geçememişler. Ama Polonyalı bir öğretmen onlara yardım etmiş. Peder bizim ilk lehçe öğretmenimiz olmuştu. O ve karısı Pustnik'teki okulu idare ediyordu. Her gün okula geliyorlardı. Bize kitaplar, kurşun kalemler, silgiler getirirlerdi. Her şeyi getirirlerdi bize. Sonra peder benim için annemin adresini buldu. Sonra ona yazmaya başladım, kendi başıma. Bir defasında çok uzun bir mektup yazdım ve annem buna dayanamadı. Eve dönmesi gerektiğini, yoksa biz çocukların tek başımıza kalamayacağımızı söyledi. Hepimiz uyuyorduk. Saat daha sabah 6'ydı. Kapı çaldı. Kim o dedik.
Kapıyı açtım ve karşımda annemi gördüm. Aman tanrım, aman tanrım. Üzerimde pijamalarım vardı. Ve o... Bu gerçekten... Erkek kardeşim ve kız kardeşim de uyandı. Çok mutlu olmuştuk. Annemiz dönmüştü. Annemiz dönmüştü. Annemiz bize güzel bir öğle yemeği hazırladı. Bir düğün yemeği gibi güzeldi. Bu çok ama çok kelimelere dökemiyorum. Çok mutlu olmuştuk. Annesi geri dönmüştü. Ve Erik Neumann için kendi tabiriyle ikinci bir hayat başlamıştı. Bugüne kadar küçük pustik kasabasında kalmaya devam etti. Burası benim evim ve başka bir yerde burada olduğu gibi hissedemem. Burada doğdum, burada okula gittim. Alman okuluna, Polonya okuluna. Burada kiliseye kabul edildim ve burada evlendim. Ve burada Masuriya'da gömülmek isterim. Benim için başka bir seçenek yok.